Merhaba, hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün Gordo oynayacağım da ben bu Legend kostümle hiç video atmadım mı? Bu kostüm ne kadar güzelmiş lan. Bu ne abi? Aşırı iyi. Gölgeli hali falan. O da çok iyi. Maşallah ha. İlk defa gördüm ha. Hiç mi oynamamışım, hiç mi denk gelmemiş arkadaş? Böyle de bir şey olabilir mi? Neyse, ben yine hala hastayım. Onu bir söyleyelim. Güzel Dodge. Onu söyleyeyim. Vay arkadaş, asalete bak. Böyle korunaklı bir şey gibi yürüyor yani. Kim tank gibi, anladın mı? Kimse bunu kesemez falan. Kimse bunun yanına yaklaşamaz. Neyse. Karşıda Global 2 Esmeralda var. Az önce aynı takımdaydık. Kazandık. Şimdi bakalım ne olacak. Merakla bekliyor olacağım efendim. Şöyle bir patlamasını da yaptı mı? Onu keseriz. Şimdi aslında esaret başlamak lazım. Ama esaret gidersek hasar düşer. DNA'yı bir yapalım. Şuraya bir gel bakalım. Buraya geliyorlar mı? Ne yapıyorlar? Çaldırdı mı? Çaldırdı bu arada. Bence oynayalım abi. Ama tabii hasar atamıyoruz yani. Onu da es geçmeyelim. Bu da Red'ini çaldırmış. O kötü oldu işte. Bak, o Red'i çaldırması hiç hoş olmadı. Yani geldiler, göz göre göre aldılar gittiler yani. Oraya sanki defleyebilirdik. Savunabilirdik onu ama maalesef başarılı olamadık. Güzel. Ama tabii çok hızlı. Full büyü kasıyor bu arada. O yüzden çok fazla hasar atıyor. Ona epey dikkat etmekte fayda var. Çünkü çok mobil bir kahraman değil elimdeki. Ölebilirim. Gidip kimi keselim bilmiyorum. Kedi'yi keselim. Bu arada bizim oyuncumuz da bayağı iyi diye biliyorum. Denk geliyor solo'da. En son hatta videomda da vardı galiba. Diğer kanala attığım videoda da vardı. Hatırlamıyorum ama o da iyi oynuyor. O da global seviyede. Şu an iyi bir maç olacak diye düşünüyorum. Evet, böyle maçlara bir beğeni atarsınız. Dostlar, arkadaşlar, kardeşler. Şöyle geçiyorum ama. Evet. Anladım abi. Anladım abi. Seni çok iyi anladım. Anladım abi. Anladım abi. Güzel. Kaplumbağayı da onlar aldı. Yapacak bir şey yok ama. Yukarıda Minstar orada ama dikkat et, Esmeral da gelecek. Yani şunu da göremiyorsan diyecek bir şey yok kardeş. Ölmeyi hak ettin zaten. Ne halin varsa gör. Geber. Hemen gideyim midi iteyim. Midi ultiliyor sanırım şu anda. Çünkü dörtgen bir oyun mu geliyor ama yok. Yok. Sadece bizimkisi ufak bir heyecan olmuş. Ah, yanlışlıkla benim minyon topluluğumu bozdu. Bari dur orada alalım da son vuruşlar gitmesin. Sen de şunu patlat. Güzel. Altında aslında 1000 altın öndeyiz. Bu oyunu Bruno'ya yıkmamız lazım. Bruno erken oyunu halleder. Late'de de gerçi güçlü ama late'in de deflemesini ben her türlü zaten elimdeki pikle hallederim diye düşünüyorum. Şu anda sadece Esmeralda'ya ölmeyelim. Gerisinin çok bir kıymeti yok. Kolay kolay yakalanmayız zaten de. Mesafemizi koruyalım. Hadi. Niye kapattım ben bunu? Ben ultimi kapattım değil mi? Niye öyle bir şey yaptım? Ben kesemeyeceğiz ayağına bıraktım sanırım. Çocuk kaçtı lan oradan. Çocuk abi, ben ultimi kapattım diye kaçtı. Belki kesseydik şu an oyunu bitirdiğimizin haberini vermiş olacaktık ama yapacak bir şey yok artık. Oha, Arlott buraya gelmiş. Güzel flash attı. Bizim burnumuzu kesmişler bu arada. Esmeralda'nın şu anda canı yoktur ama tekrardan toparlayıp buraya gelebilir. Aa, tapa gitmiş. Şurada bir tur bekleyebiliriz aslında. Gelsene buraya Digi. Kesebilir miyiz? Hasarımız yeter mi bilmiyorum ama bir deneyeceğim bakalım. Arkadan mı gider? Tekrar buradan geçmez mi? Çok oynuyorsun ya. Tamam, yine flash attı. Okey, problem yok. Burayı alalım hemen. Bu sefer kaplumbağayı biz alsak iyi olacak. Bence şu anda esaretlik bir durum yok. Direkt kitap yapmamız lazım. Hem daha çok yetenek hem şu mana biraz problem olacakmış gibi hissetmeye başladım. Kitabı şu an burada yapalım bence. Bence sen burada güzel bir pençe atarsın. Ben buna güzel bir stun atarsam. Güzel. Bravo. Stun atamadık ama hem onu kestik hem de kaplumbağayı aldık. Bravo.
Evet, yine bir tanesi gelmiş. Şimdi ultileyip duruyor. Ama yapması gerekeni yapıyor. Tabii bu duruma, ben sadece bu duruma kıl olduğum için bunu söylüyorum. Yoksa hani yapması zaten gereken şey bu. Kardeş, MMR'in gidecek ama hakkını helal et artık ya. Osman, seni seviyorum kardeşim deyip fotoğraf falan da çektirdik ama artık yapacak bir şey yok. Şu an durum onu gösteriyor. Erken oyunda üstünlüğü alamadın. Late'de ne yazık ki o pikle ve o itemlerle yapacağın hiçbir şey yok. Tabii belli olmaz. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun brother? Brother'ım. Tamam, çıkar oradan o. Bakalım Esmeralda buraya atlar mı? Atladı, güzel. Erit bunu. Anladım. Midi itmeye, ultilemeye gelecek mi? Geldi bile. Biraz vurduk ama maalesef yeterli olmuyor. Dediğim gibi kitabı bu arada çok acil şekilde yapmam lazım. Ha, böyle artist konuşuyorum. Şöyle olur, böyle olur falan da. Karşıda da bu arada şey var, yani change var. Onlar da oyunu defleyebilirler ve kötü oynamıyor. Genelde böyle absürt, böyle anlattım dinlemedin, üzgünüm. İşte beni sevmedin. Bu tarz böyle saçma sapan nickleri koyan arkadaşlar biraz böyle oyun bağımlısı, 17'lik turşular oluyor. Onlar da genelde iyi oynuyorlar zaten. Genel olarak iyi oynuyorlar hepsi. Bu da onlardan bir tanesi sanırım. Kitabı dayamış ilk item. Ultiyi atıp atıp duruyor. Canımızı sıkıyor sadece. Burada sanırım artık yapacağımız bir şey yok. Esmeralda'yı falan da tek başıma kesemem. Ama şuradan bir change gelse mesela. Gerçi... Aha. Şöyle deleriz. Keyfimize bakarız. Change yine buraya ultiler şimdi sanırım. Oo kanka, keşke yeteneğim olsa ya. Ne yapıyor bu? Ne yapıyor bu? Deli. Bir de son vuruşta aldım onun skorunu. Tam toparlamışlardı ama bu arada Digi ve Bruno'yu kestikten sonra burada bu hatayı yapmasalardı bence çok iyi iş yapmışlardı ama maalesef bir hata geldi. Onlar açısından maalesef bu arada. Yoksa bizim açımızdan değil yani. Yoksa beni ilgilendiren bir şey yok ortada. Şunu çalayım, küçüğü bırakayım. O da ufak bir karaktersizliğimiz olsun. Keser miyim lan? Bravo. Bravo. Ver hemen bana buradan parlayan asayı. Yoluma gideyim. Abi üzül. Bak harbi üzülüyorum böyle. Bizden birisinin global kasıp onun MMR'ını yediğim zaman. Hep de böyle absürt çarları aldığım zaman yeniyorum yani bu çocukları. Gidip Fene alsam, Melkurt alsam yenemem. Harbiden yenemem. Ama özellikle bu mesafe kahramanlarını iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu da ona denk geldi ya. Yapacak bir şey yok. Bir de takipçimiz yani. Videoyu izliyorsan yani kusura bakma da denmez ama ne denir tam olarak bilmiyorum. Oo. Bu da bana 2'dir atlıyor. Ama sadece ölüyor. Bu arada Esmeralda nerede? Hiçbir görüşüm yok. Heh, tamam, yukarıda. Minstar'a yardım lazım gördüğüm kadarıyla. Uf, solo kill attı lan. Oğlum helal olsun. Sahiden helal olsun. Bravo. Harbiden helal olsun. Vay arkadaş. Tebrik. Geliyor mu kimse buraya? Dağıldılar ya. Tutturamadık. Osman'ım es. Es üzgünüm diyelim de. O da yala diyor. Bu da mesela toksik tayfa. O da böyle şey hani. Hani ben de bu arada aynı fikirdeyim yani. O da yatıbarlar, bu da benim gibi insanlar ama bunu söylerken hani benim de onlar gibi ya da onun da benim gibi klasik bir insan olduğum için değil. Tamamen küçümseme, üstten, kendince bir üstten bakışla falan söylüyorlar yani bunları. Öyle o tayfa bunlar. Ben tanıyorum artık onları. Şöyle kim gelir buraya? Yanaş yanaş gel. Yanaş. Kesemezsin. O kadar hasarın yoktur. Kitapla başladın. Şimdi değnek üzerine şey falan. Esaret gidiyor bir de şimdi. Hayatta yetmez hasarı. Akıllı asa falan yapsaydı bir ihtimal yeter de diyecektim ama. Yalnız ne vurdu be? Ne vurdu yani? Var mı gelen? Change bak. Şu keriyi bir keselim la. Onun çenesi çok açıldı bu arada.
Gel gel bir yanaş. Bakalım, yok tamam. Lord'u aldılar. Sanırım oyun rahat bir şekilde bitecektir. Çocuğun oynadığı ya mantıklı. Fazla hasar atıyor ama erken oyun eğer sakat başlarsa şansı yok ya o tarz bir Esmeralda'nın. Bu arada bu oyun bu Lord'la bitmez. Bunu her türlü deflerler. Change'in esaret gitmesi biraz saçma yani. Bakıyorum ne için esaret yapmış diye de. Gerek yokmuş ki. Çarpım çaldırdı mı? Lan Lord'u çal! Anladım. Anladım hocam. Seni o kadar iyi anladım ki. Çok çok iyi anladım. Güzel. Çok çok iyi anladım. Tapı itmeniz lazım. Esmeralda maviyi almış mı? Almış. Bunlar sadece oyunu uzattılar ya. Yine bu o piklerle yani 40 dakika oynasalar yine üstünlüğü kurup da bizi base'e çakma ihtimalleri yok. Mümkün değil yani. Herkes iyi oynuyor şu an takımda. Bariz kötü kimse yok yani. Tamam. Minyon yok olup gidiyor ya. Az bir şey tanki pikleri olsaymış iyi olacakmış. Şöyle vurabildiğimizi vuralım. Tabii ne vururuz bilmiyorum ama. Vurabildiğimizi vuralım işte. Esmeralda'yı bu arada birinin gidip karşılaması lazım. Şu an bu şekilde oyunu bitiremeyiz. Change defliyor. Tek koridordan götürdüğümüz takdirde çocuk keser yani. Ona yapacak hiçbir şey yok. İteme bakıyorum farklı bir şey yapmalı mıyım diye. Akıllı asa koymuşum oraya. Adalet üzerine kan kanatları düşünüyordum aslında. Ama akıllı asa da kan kanatlarına çok ihtiyacım yok ki ya. Akıllı asa gerçekten iyi olurmuş ha. Esaret yapsak son item. Gerek olur mu? Digi de var bir tek. Bir de Ayaz var ama onun da çalışma şansı bayağı az. Esmeralda çok gereksiz koridor itiyor. Bak karşılamıyorsunuz oraları. Olmuyor öyle. Bana salar mı? Onu salmadı da aldım. Bende kaldı yine iyi. Ne vuruyorum böyle bu hasarla? Bayağı vuruyorum bu arada. Şu adaleti bitirelim. Akıllı asayi son item yapalım. Gerçi yok. Ne yapayım? Karar verememekten nefret ediyorum ya. Şu adaleti versen son item eğer oraya kadar da kalırsa esarete başlarız. Esaret çıkarız. Şuradan birisi kafa atmaz mı bize ya? Yok hocam gücümüz bu Arlot'a zaten yetmiyor. Yani parlak zırh mı var onda? Aynen. Bunda da parlak zırh var. Lord'a gireceğiz ya. Tertemiz gider alırız ama Esmeralda şu anda orada görüş almış olabilir. Heh, tamam güzel. Esmeralda'ya görüş ver diyecektim. Görüşü aldık zaten. Ve hakkını da verdi. Dairot direkt tekledi abi. Dairot zaten Esmeralda'yı counterlıyor. Bir de çocuk gitmiş büyük asmış ya. Yok eder. Yani o Dairot'la o Esmeralda'yı kesmenin verdiği tat of. Of yani. Hiçbir şekilde karşılık veremediler. Çaldırmam çarpım varken. Kral. Biloa. Biloa. Arlot burada yoksun da kanka. Oyun bitiyor haberin olsun. Change'in ultisi hiçbir işe yaramaz. Ya Esmeralda'ya üzüldüm sadece. Hiçbir şekilde karşılık veremediler. Arlot'u çok ezdim. Yani çok hamle yapmaya çalıştı. Hiçbirinde başarılı olamadı. Mesafeyi de korudunuz da zaten böyle kahramanlar çok rahat oynanıyor. Bu da onlardan bir tanesi oldu. MVP'yi hak etti zaten Dairot. Eline koluna sağlık. Esmeralda'nın da eline sağlık. Ama maalesef bu oyun böyle oldu. Hemen bir yer daha girelim. Gord mu oynarım? Sanırım Gord oynarım ya. Yani birinci pikteki arkadaş hariç aynı takım denk geldik. Yine hay YouTube. Bu arada Esmeralda oynayan çocuğun karşıda olmama ihtimali yok. Sırf MMR kaybetmesin diye Esmeralda'sını banlayacağım. Esmeralda oynamasın. Başka bir şey oynasın. Almasın Esmeralda'yı. Büyük ihtimal yine yeneriz yani. O şey gitmesin. Ya ben yine orta koridora gideceğim ya. Şu nerede?
Ben yine Gordo oynayacağım. Tam tadını çıkartamadım çünkü yani. Alice banladılar. Van Van'ı banladılar. Şu anda Balmont açık, Joy açık. Ben mümkünse Joy istiyorum dostlar ama. Şey de açık ya. Nolan da açık ama sen Joy'u at. Joy daha tehlikeli. Nolan'ı herkes oynamıyor. Almayabiliyorlar. Balmont falan da varken özellikle. Ama Joy'u bir şekilde oynayan varsa özellikle Gord falan, Gord, Paşa, herhangi bir ADC, hani ADC için korunmuyorsan ama büyücülerin her birisine, hepsine sıkıntı. O yüzden banlayacaksın. Gord'la Joy'u kesmek imkansız. İmkansız. Şimdi biraz amblemlerden bahsedeyim diyeceğim de sanırım şu anda yapacak bir şey yok. Gösteremiyorum. Önce kilitlememiz lazım. Bana bu seviyeden salmasın. Gord zaten şey, Yuzong zaten sıkıntı ama ya burayı diyorum yani böyle çok profesyonel arenayla karşılaştırmamak lazım çünkü mantıklı değil. Yine Digi'yi kitleyebilirdi bu arada. Evet, Digi'yi neden almadı? Digi'yi alabilirdi. Sanırım o çocuk da şeyle beraber giriyor. Bu Bruno ile beraber giriyor. Hatta bunlar sanırım 3 giriyorlar. MMR'cılar bunlar sanırım. Böyle kasıyorlar. Yani şey bir yandan, Bruno bir yandan, Dairut bir yandan. Bir de işte Digi de genel olarak her türlü iş yapıyor yani. Şimdi Lunox bana, Lunox arkadaşlar böyle ağır tankları eriten bir kahraman olduğu için genelde şeyin karşısına alıyorlar. Esmeralda'nın karşısına. Ama o olmayabilir bir ihtimal. Ben sadece dediğim gibi yani eğer oysa MMR'a gitmesin diye banladım. Alıp oynamasın diye. Ben şöyle yine gordumu kitleyeyim. Kostümü değiştirmek istemiyorum. Ha, şu kostüm de güzel aslında ama bu kostüm mükemmelmiş ya. Yetenek efektleri az daha iyi olabilirmiş. Ama kostümün kendi hali mükemmel. Mükemmel. Nathan, Kagura, Vexana yine böyle hamle kahramanları aldılar. Keyfini çıkartamayacağız Gordon ya. Şöyle var ya ben hani istiyorum ki bir sürü savaşçı alsınlar tamam böyle yetenek atayım durayım. Bizim şu an neyimiz eksik? Ha, tank eksik. Tanka da. Aa, Tigreal da aldılar. Lan, Digi kapalı. Şey, Digi açık hala. Oğlum yapmayın şunları ya. Gerçi lan bunu bizimkiler M5'te bile yaptı. Bunlar nasıl yapmasınlar ya? Aman. Belki de almazlar bu arada. Hatta ama sadece şu an gösteriyor galiba. Belli olmaz bakalım ne yapacak. Ama Tigi varken de alır diye düşünüyorum. Çünkü az önce direkt ilk pikten olduysa şimdi Tig varken kesin alır. Dediğimiz gibi aldı. Bazen söylüyorum aslında ama yine söyleyeyim. Oynadığım, daha doğrusu uzun süre oynamadığım kahramanlarda bu savaş planına girip burada profesyonel planlardan bakıyorum arkadaşlar. Global ilk 10 sıralaması gözüküyor burada. Ve onların dizdiği dizilimler gözüküyor. Buradan kafama göre bir tanesini genelde kopyalıyorum. Kopyalanacak bir şey yoksa da kafamda hani bir fikir oluşturuyorum. Öyle girip oynuyorum. O çocuk galiba, yok aynen çocuk gelmemiş. Şu S3'teki çocuk bugün bir maçıma denk geldi. Mia oynuyordum. Karşımda Kerry oynadı. Onu da yendim. Şimdi bakalım belki intikamını alır. Oynayalım. Neler gelecek. Güzel oynuyor. İyi oyuncu tanıyorum zaten nickinden falan da. Ama bizim şu an oyuncularımız sanırım karşımda oyuncularını tanımıyorum. Dinçer'i tanımıyorum. Archema'yı tanımıyorum. Papala'yı tanımıyorum. Yakşa'yı tanımıyorum ama bir tek Nathan'ı tanıyorum. Bu taraftaki de bilmiyorum Krito o Krito değildir onu tanımıyorum. Bruno'yu tanıyorum. Filo A'yı görmüşümdür ama ilk kez gördüğüm gibi. Digi'yi zaten tanımıyorum. Falan filan neyse. Şimdi yine ayakkabı aynı ayakkabı. Vexana. Bu Vexana'ya da oynamadık ama oynamamı ister misiniz bilmiyorum ya. Denedim. Fena bir çar olmamış. Ama tabii emin değilim. Oynanır mı oynanmaz mı? Çocuğu biraz darlamaya gidebiliriz bu arada. Nasıl değmiyor ya? Bayağı güzel hasar attık bu arada. Tekrardan hemen koridora dönelim. Orası kalabalık olmuş olabilir artık. Ling'e şu an bir tane yardım etmek için şunu bırakabilirim dostlar. Ling'in oyuna erken dahil olması onun için çok iyi olacaktır. Tabii onu da çalmayak da yanlışlıkla falan. Şunu da atalım buraya. Bir son vuruşları bir alamadık yahu. Hepsi boşa gidiyor. Yukarıya son anda var ya adam. Nasıl yetişti yahu. Son anda böyle var ya.
Güzel yetişti. Yalnız ben oraya gelmeyeyim dostlarım mümkünse. Sen onu zaten kesersin kolay bir şekilde. Şunun kafasını patlatalım. Of, kanka bir salla ya. Tamam. Boş versen beni. Bu oyun slow yapmaya gerek yok. Ben direkt kitapla başlayacağım. Ne kadar çok yetenek, o kadar çok hasar ve o kadar çok iş denklemiyle. Bunu aldı bu. Bu mana da gidiyor. Az önceki oyun hani savaşçıları çok fazlaydı ama bu oyun öyle bir durum da yok. Yani slow'u kullanamayız çoğu yerde bile. O yüzden aslında ya da parlayan hasarla falan başlayabilir hasar ama kitap lazım oluyor gördüğüm kadarıyla çünkü çok yetenek atıyoruz. Güzel. Aferin. Bak görüyor musun? Şu seviyeye gelmeyen hiçbir oyuncuya ben oyuncu demem. Tamam. Mis gibi. İnfo alıyor, dinliyor, gidiyor, geliyor, görüyor, bir şey yapıyor. Bu kadar abi. Yani şunu kimse yapmıyor ya. Şunu bile yapmıyor kimse yani. Adama ulti at diyor, saldır diyorsun, saldırmıyor. Git diyorsun, gitmiyor. Gel diyorsun, gelmiyor. Hiçbir şey yapmıyor yani. Tamam. Bu arada kesemeyebilirsin onu. Hiç uğraşma. Aa Ling'im güzel bak bu maç daha güzel olacak gibi he. Ha şöyle maç istiyorum ben ya. Vurun oğlum. Vurun. Oynayın ya. Tamam. Vur abi vur 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 vur. Güzel. Koridoru hemen bir tur daha itiyoruz. Ondan sonra base'imizi atıyoruz dostlar. Bu kadar basit ya. Bu kadar basit. Hemen orta koridora gidiyorum. Nathan'ı kesmedik falan diyecek ya. Nathan'ın zaten ikinci kez düştüğünü gördüm. Ama bizim ADC de düştü. Olsun o kadar olur. Ona yapacak bir şey yok. O buraya otomatik olarak itecektir. Şu an ışınlanım yok. O birazcık tehlike. Güzel kitabım bitti. Değnek. Ya değnek yapmak. Hiç emin değilim. Değnek yerine acaba parlayan asa yapsam nasıl olur? Parlayan asa yapacağım ve değneği 3'e bırakalım. Cidden şu an slow ihtiyacım var gibi hissetmiyorum yani. Parlayan asanın hasarıyla şu an tek diyebiliriz. Bir de kitaba döndük. Şu an değnekle yaparsak biraz zor gibi işler. Orası hala kalabalık olabilir mi? Olamaz. Çıkmışlar. Çocuğu bir kıstıralım şurada. Evet, kesemez diye düşünüyorum. Sen onu kesebilirsin belki. Güzelsin. Ne alaka kanka ben diyor. Büyük ihtimal fokus dediği için sinirlendi. Ama ADC'ye de gidiyor. Çocuk her yere gidiyor yani. Yin. Özellikle. Her yerde. Şuradan biraz altın alalım. Ultisini attım atmadım bilmiyorum. Ama şuradan biri geliyor. Tamam. Çık. 3-0-3 şu an durum güzel. Şuradan bir görüş verelim. Pençesi var mı? Var. Tamam. Ne yapıyorsun lan? Oğlum adam öldü la. Oğlum öldün lan. Harbi öldün lan. Ultini at yetişeceğim mi? Kafaya takmış mı bakalım. Aa ölmedi. Tamam. Oğlum bu Dairot'tan ne istiyor bu Tigreal? Niye sürekli bu çocuğun yanında bu manyak? Bırak lan benim XP kordu bloğumu. Of görüyor musun bu kralı? Adam tek başına kekil çıkarttı oradan. Yapma ya. La oğlum. La, kaçma kız. Allah. La ota basayım dedim. Hayatımda ilk defa Gordon Q'sunu ota bastım. Başıma gelene bak. Orada da şey geldi aklıma. Dün Paşa videosu attım ya. Oraya şey yazmıştım. Şey oraya bir arkadaş şey yazmıştı. Kardeşim aklında olsun. Paşa'nın ultisini otomatik kullanman daha iyi falan filan diye. Hakikaten öyle. Ben de öyle deneyeyim dedim ama. Yok bunda tutmadı. Bunda o iş olmuyor. O bir değseydi var ya ben sana ne yapacaktım. Kıl payı, kıl payı. Böyle var ya son pikselden kaçtın yani. Biz bayağı ezdik aslında ama hala skor böyle çok şeyde ya.
Zıttırı vıttı da yani. Şey, aynen 11'e 7 ne la? Niye bu kadar çok kill vermişiz biz? Tamam. Ah be ağam. Bu senin öldüğünün işaretidir bu arada. Öldü mü? 24 can. 24 can. Ana shutdown'u varmış. 4-0 oynuyormuş. Vay dur şu. Ne ara o kadar kill aldın lan sen? Ha ben böyle mesafe çara oynuyorum. Keyfim yerinde ya. Sanıyorum herkesi kendim gibi sanıyorum. Aha yere indiği anda ölür. Oo. Hiç beklemedik bir hareket. Senin için flash atmaya değer mi? Değmez. Gerek yok. Bu Tigreal neden sürekli XP koridorda, ben bu çocuğu anlamadım. Vay turşu vay. Anladım abi. İt burayı da. İt 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 it. Bir hamle yapar mı bu? Bakalım. Flash ulti falan dener mi ya? Hiçbir şey yapmadı. Yani niye alıyorsun ki? Yani digi açık işte yani. Almayan arkadaşlar. Yani belki 5 maç almayan olur ama 2 maçta alan illaki olur yani kazanmak için. Mantıklı değil yani şey açıkken, digi açıkken bu hareketi yapmanız. Benden söylemesi. Oğlum ben niye bunu sizi kovalıyorum ama ulti atarken? Güzel. La bunda flash flash vardır da. Bu arada biz 3 kişi öldük ve şu an Lord gidecek. Niye böyle bir şey yaptık? Nasıl oldu bu? Neyse hiç kimse Lord derdinde değil. Bir tek Yin sanırım Lord derdinde. Sen bir git oradan bir görüş ver bize. Ben bir geleyim oraya bir sallayayım. Orada mı hala? Yok. Çıkmış. Oradan geçme, oradan geçme, oradan geçme. Oradan gelir o. Tamam. Şimdi DNA yapmanın zamanı geldi bu arada. Bekle. Oradan görüşümüz var. Tamam. Heh, pardon. Yok sanıyorum. Sabahtan beri korkudan açılamıyorum. Şu an var. Digi şey birine ulti attı ama maalesef. Onun adına maalesef. Yani bir şey olmayacak oradan. Ben şöyle elimden geldiğince Lord'a yardımımı yapayım. Sonra orta koridorumu dönmektense sizi mi destekleyeyim? Bakalım şuralarda kimse var mı? Yin ölü gerçi. Yin yoksa da şu an diğerleri kimse böyle aniden bir çıkıp bir hasar verecek durumda değil. Tigreal'ı da görüyoruz çünkü. Geliyorum aşağıya doğru. Geliyorum. Digi orada. Anladım abi. Yine bizim canımızı okudu. Eksen'e tuşuz. Ama ultisi olmayacak diye mi sevineyim? La git lan. Git lan. Git. Yeni kesmişler. Dairotumuz ölecek orada. Ona yapacak pek bir şey yok. Nathan da öldü. Bruno canını okuyor çocuğun. Şunu bir atalım. Evet değdi. O bir şey. Burada bitiremeyiz şu anda bu. Aa bitirir miyiz lan? Bitiremeyiz. Bitiremeyiz. Bekle. Onlar hala oradalar. Bruno da bırakmış gitmiş oraya bu arada. Hop. Şöyle çalışıyor mu? Çalışıyormuş da. Eyvah. La oğlum ilk defa ultini yedim la senin. Vallahi ilk defa ultini yedim turşu ya. Ha böyle böyle kapatacaktık oyunu ya. Ama mesela Digi ulti atarken bence yine ulti atmamalı. Neden atıyor ki yani? Ne alakası var? Allah'ım ya. Tabii alakası bir şey söylüyorum ama ben öyle. Kendime savunacak bir yer arıyorum. Sanırım yine MVP alamayacağım. Evet. Ölmeseydim MVP benimdi. Ama bu arada bitiremeyebilirler. Digi hala ölü ve Link de yok orada. Bunlar iki kişiler ve karşı taraf dört kişi ayakta. Oyun biraz daha uzarsa bu arada Nathan artık canımızı okuyacak ama Nathan'ın daha iki item eksiği var. Nathan o itemleri bitirene kadar. Aha. Ölme şeyim ölme yani. Dairot düştü. Tamam şimdi 7-2-3 mü alır MVP'yi? 6-1-4 mü? Hasara bakar gibi duruyor. Bir ölüm ölümü bir fazla ama bir tık sattım özür YouTube. Demek öyle yaptın. Hesap ver. Şimdi 10 tane YouTube hesabı aç ve benim kanalıma beğeni at bu videoya.
Cezan budur. Hadi. Öyle yorumlar geliyor ya. Abi istediğim kahramanı attın ya. Sen onun hesabından beğeni attım abi. Eyvallah abi falan. Bu arada orada dolu mu? Abi benim şeyim yokken ben korkuyorum ya. Aynen buralarda bir yerde o kadar belli ki. Hani o kadar belli ki burada bir yerde oldu. Korkudan giremiyorum buralara. Çünkü şuraya geçti. Oraya attım ilk başta fark ettiyseniz. Orada değilse burada bir yerde bekliyordu. Buradan çıktı adam. Çok belliydi yani. E Lord var. Şımarmaya gerek var mı? Var mıymış? Bakalım. Oy, bitirdim oyunu. Muah, mükemmeldi ya. Mükemmeldi yani. Mükemmel bir atlayış. Çok iyi. İki tane MVP almışım ben herhalde o kadar da değil. Şu an gitme ihtimali yok yani sıfır. Gittiyse ben şoke. İmkansız ama aynen ben de. Güzel. Bu şekilde. Herkes denk oynadığı için böyle çok öne çıkmış bir hasar yok gördüğünüz gibi takımda. Bu çocuklar güzel oynuyorlar. Ellerine kollarına sağlık. Karşı taraftan tek tanıdığım adamın da bronz almış olması biraz garip. Ha, şu da garip mesela. Hani bu tarafta 3 girmiş bir takım var ama karşı tarafta 3 girmiş bir takım yok. Ama bu zaten sürekli denk gelebiliyor. Maalesef bu sezonda da başımıza bu geliyor. Yapacak bir şey yok. Umarım keyif almışsınızdır arkadaşlar. Keyif aldıysanız beğeni atmayı unutmayın. Mesafe kahramanlarını oynamaktan çok keyif alıyorum. İyi faşa özellikle. Faşa, gord falan filan. Biraz büyücülere sardım bu aralar. Bakalım yarın ne oynayacağız. Yarınki videoda görüşene dek kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.